Arkadaşlar merhaba, bugün organa genitalya işleyeceğiz. Organa urogenitalya dediğimizde ürünler ve genitalya bahsetmiştik. Ürünleri anlattık. Şimdi genital, ama hangi genital? Dişi genital. Organa genitalya feminina'dan bahsedeceğiz. Dişi genital de erkek genital gibi iki kısımdan oluşacak. Gene partes genitalia feminina interna ve partes genitalia feminina externa. Yani ne dedik bu? İçte yer alan bölümü, dışta yer alan bölümü. İç tarafta yer alan bölümünde neleri göreceğiz biz? Şöyle bir genel olarak bakın. Bu önümüzde karnivor. Ovaryumlarla başlayacak. Şu gördüğünüz ovaryumla başlayacak. Ovaryumdan sonra bir kanalımız var. Ovaryum kanalı. Ovaryumların geçtiği kanal. Buna tuba uterina diyoruz. Ondan sonra buradan sonra korn uteri, korpus uteri ve cervix uteri diye devam ediyor. Oradan sonra da vajinaya geçiyor. Yani partes genitalia feminina interna'da ne varmış? Ovaryum, tuba uterina, şurası tuba uterina, uterus ve vajina. Bunların hepsi partes genitalia feminina interna'da. Externa'da da dıştan göreceğimiz vulva, ondan sonra klitoris ve üretra feminina dediğimiz idrarın açıldığı yer. Yani üretrayı daha önce görmüştük. Üretra feminina burada göreceğiz. Ovaryumdan bahsedersek şimdi ovaryumun konumu önemli. Nerede bulunuyor? Hayvan türlerine göre çok sorulur. Karnivorda 3. 4. lumbal vertebraların alt tarafında böbreğin kaudalinden yer alıyor ovaryumlar. Eküde'ye geldiğimizde eküde de 4. 5. lumbal vertebraların altına denk geliyor. Gene böbreğin kaudalinde. Ruminantta ilium'un corpus ossis ililerine yakın, asitabuluma yakın bir şekilde gene pelvis boşluğu girişinde olmuş oluyor. Susta da pelvis boşluğu girişinde yer alıyor. Ovaryumların yeri önemli. Şimdi bir ovaryuma baktığımızda bakın şurada ovaryum nerede görüyoruz? Bu böbrek, daha önce gördük. Böbreğin hemen kaudalinde ovaryumu gördük. Ovaryumun bir yüzleri var. Facies lateralis, facies medialis diye, lateralis medialis diye. Bir de ekstremitası var. Ekstremitas tubaria ve ekstremitas uterina diye. Ekstremitas tubaria'ya bir ligament yapışmış. Buna ligamentum suspensorium ovari diyoruz. Ekstremitas tubaria'ya yapışmış. Tam altında da şurada, daha altta da neyi göreceğiz? Ekstremitas uterina kısmında da ligamentum ovari proprium'u göreceğiz. Arka ucuna yapışmış halde. Burada ovaryumda bilmemiz gereken başka, ovaryumun dışta korteks, içte medulladan oluşuyor. Buranın ovaryumun herhangi bir yerinde şekillenebiliyor. Ama eküde de bu durum farklı. Bu durum ters şekillenmiş. Eküde de ise bir çukurluk var. Fossa ovulasyon istiyoruz. Ovulasyon fossa ovari diyor. Ovulasyon sadece o kısımda oluşuyor. Yani dıştan pürüzsüz görüyorsun. Sadece tek bir yerde ovülasyon oluyor. Ovaryumda daha önce de bildiğiniz gibi ne üretiyor ovaryum? Ovumlar buradan üretilmiş oluyor. Ve ayrıca östrojen, progesteron dediğimiz hormonlar da ovaryumdan üretilmiş oluyor. Bir de burada mezovaryum dediğimiz asıcısı. Şurası mezovaryum. İşte tuba uterinayı asınca mezosalfinx. Uterus asınca mezometrium diyoruz. Burası asıcısı. O zaman iki kenarı var dersek burası margo mezovaricum diyoruz. Çünkü mezovaryum burada gördüğümüz için margo mezovarica. Şurası da bağımsız. Yani hiçbir şey bağlamamış dediğimiz için buraya da ne diyeceğiz? Margo liber diyeceğiz. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Ovaryum bu şekilde. Konumu önemli. Ovaryumun kenarı var. Ekstremitasları var. Margosu var. İki margosuna yapışan ligamentini tekrar edelim. Ön ucuna ekstremitas tubar ediyoruz ve buradaki ligamente ligamentum suspensorium ovari diyoruz. Arka ucuna ekstremitas uterina diyoruz. Buna da ligamentum ovari proprium olarak isimlendiriyoruz. Buradan sonra geldiğimizde daha küçük bir alan. Bunu ruminantta birazdan göstereceğim. Ne diyeceğiz buraya? Yumurta kanalı. Yani oluşan ovumu uterusa iletmek için oluşan bir kanal bu. Kısa bir kanaldır bu. 4 bölümden oluşur. Buna tuba uterina diyoruz. Şimdi bir ruminanta gelelim.
Evet. Bakın burada da ovaryumları gördük. Şu bir ovaryum. Ovaryuma böyle yapışık halde bir küçük bir kanaldan bahsedeceğiz. Böyle kıvrımlı bir kanal. Şu kısım. Tubo uterina diyoruz ve tubo uterina geliyor. Nereye açılıyor? Uterusa açılıyor. Uterusun kornusu bunlar. Bunlara birazdan değineceğiz. Şimdi geldik ovaryuma. Ovaryumun genelesi neleri diyoruz biz ovaryumun? Extremitas tubaria, extremitas tubaria, extremitas uterina diyoruz. Şimdi geldim, açtım şöyle. Zaten bu açıkmış. Şu şöyle geliyor, şöyle oturmuş halde. Şöyle bir yapısı var. Buraya oluşan ovumu kornlara ileten, uterusa ileten yapıya tuba uterina diyoruz. Bu tuba uterina 4 kısımdan oluşuyor. Direkt ovaryuma yapışan kısma infundibulum diyoruz. Bu infundibulumu huni gibi düşünün. Böyle parmaksa çıkıntıları var. Fibria diyoruz buna. Fibria tubaria diyoruz. Bir tanesi ovaryuma yapışmış. Hiç hareket etmiyor. Bir tanesi ovaryuma yapışık halde. Buna fimria ovarica diyoruz. Bu da ovumun işte hareketinin yönünü sağlıyor. Bir tanesi yapışık halde. Ortasında bir delik olacak. Ostium abdominale tuba uterina diyoruz. Bu da peritona açılıyor. Şimdi onları da göstermeye çalışayım size. Bu infundibulum. Şunlar fibria tubaryalar. Bir tanesi ovaryuma yapışık halde bulunuyor. Fibria ovarica diyoruz. Ortasındaki deliğe ostium abdominale tuba uterina diyoruz. Peritona açılıyor. Buradan sonra gelen daha kısa, daha genişlemiş bir bölüme ampulla diyeceğiz. Ampulla tuba uterina diyoruz. Daha sonra daralmış halde devam edecek. İsmus tuba uterina. Ve artık uterusa gelmiş kısmına da ne diyeceğiz? Buradaki kısmına da pars uterina diyeceğiz. Burada bir delik vardır içinde. Buna da ostium uterium tuba diyoruz. Bu delikle artık tuba uterina bitmiş oluyor. O zaman tuba uterina nereden başladı? Ovaryumdan başlıyor. Infundibulum, ampulla, ismus, pars uterina ve hangi delikle sonlanmış oldu? Ostium uterium tuba ile sonlanarak artık biz uterusa gelmiş olduk. Buradan gebelik şekilleniriz. Eğer yani döllenme gerçekleşirse ve tüplerden aşağı inemezse, uterusa yerleşemezse ne olacak? Tüpte oluşmuş bir gebelik olacak. Buna da tübel gebelik olarak da adlandırılıyor. Onun dışında bazen işte kadınlarda ne olur? Bir radyopak bir sıvı verirler ve tüpler kapalı mı açık mı ona bakarlar. Çünkü bu da nedir? Tüplerin burada ovunun ilerlememesi neye sebep olur? Kısırlığa sebep olur. Bu yüzden de bunların da kontrolü gerekebiliyor bazen. Şimdi geldik buradan sonraki aşamamız uterus. Uterusa bakacağız. Uterus 3 bölümden oluşur. Ondan önce uterusun sınırını da bilmemiz gerekiyor. İlk sınırı ne o zaman? Bize ilk verilen sınır ostium uterium tuba ile başlayacak. Burada demiştik. Daha sonra devamını tekrar anlatacağım zaten nereye kadar geldiğini. Şimdi kornu uterim. Kornu evcil memelilerde uterus bir kornis olarak şekillenmiş. Yani iki tane boynuzu var gibi düşünün. İki tane kornusu var. Buraya kornu uteri diyoruz. Daha sonra şurası korpus uterisi, gövdesi, korpus uteri. Ve daha sert, elinize sert gelen kısım ve bu gebelik esnasında daha hormonların etkisiyle daha kapanan, daralan kısma da serviks uteri diyoruz. Tekrar edelim. Korn uteri, korpus uteri ve serviks uteri dedik. Korn uteri de bilmemiz gerekenler. İki kornu arasındaki ligamente, ligamentum intercorneale diyoruz. Ve kornuların şekilleri hayvan türlerine göre değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela ruminantta nasıl görüyoruz şu an? Şöyle hayvanın başı bu tarafta. Hayvanın başı burada. Karşıdan. Nereye gelmiş? Önce bir ventrale doğru gidiyor. Bakın ventrale gidiyor. Sonra nereye çıktı?
Kaudale doğru devam etti ve dorsale çıktı. O zaman ventral, kaudal ve dorsal seyirli böyle bir yapı oluşturuyorsa bu kimdir? Ruminanttır. Karnivora gelelim. Karnivor nasıl? Direkt V harfi şeklinde. Ovaryumlarımız burada, ovaryumlar. Korno uteri, korpus uteri ve serviks uteri. Şunlar korno V harfi şeklinde geliyor. Şöyle. Eküide de ise kraniodorsal, yani şöyle gelecek, dorsale doğru çıkacak. Dorsale doğru çıkan bir yapı olacak burada. Tabi bu biraz formolden değişmiş halde. Geldi. Dorsale doğru çıkan bir yapısı olacak. Yani dorsalden baktığınızda bu iç bükey, ventralden baktığınızda dış bükey. Yani öne ve yukarı doğru bir seyri olacak diyoruz kornular için. Ruminant susta ise daha çok spiral tarzda, fazla spiral halinde göreceksiniz. O zaman kornaları bu şekilde gördük. Kornaları gördükten sonra devam edelim. Korpus uteri'den sonra burada neyi devam edecek bize? Serviks uteri dediğim gibi çok sert bir yapıydı. Hemen şöyle bakalım. Hemen göstereyim size. Karnivorda kısadır bu alan. Eküde ve ruminantta yalnız belirgindir. Şu gördüğünüz şurası serviks uteri. Serviks uteriyi korpus uteriden ayıran deliğe diyoruz ki ostium uteri internum. Şurası korpustan servis ayıran ostium uteri internum. Serviks ile vajinayı ayırana da ostium uteri externum adı veriliyor. Buradan sonra da artık vajina başlayacak. Tekrar edelim bir. Korno uteri geldi. Korpus uteri'den sonra serviks uteri. Serviks uteri ile korpus uteri arasındaki sınırı bize şöyle kapattığınızdaki ilk delik olan ostium uteri internum verecek. Bitişini de ostium uteri externum verecek. Şu baktığınızda şu çıkıntıya portio vaginalis diyoruz. Buraya portio vaginalis. Susta bu çıkıntı yoktur. Şöyle bakın. Portio vaginalis. Yanlarındakine fornix vagina diyoruz. Onun dışında burada serviks uteri karnivorda kısa dedik. Eküde ve susta plica longitudinalis şeklinde kas katmanı uzunlamasına. Ruminantta ise daha sirküler halka tarzında bir kas katmanı mevcut burada. Portio vaginalis önemli. Sınavlarda da sorulur. Bu kinde yoktu, susta yoktu. Sınırını da söyledik zaten size. Şimdi devam ettiğimizde portio vaginalis bir de eküde de bakalım. Şöyle elledim. Şöyle bakayım bir. Ovaryumu. Tubo uterinin adısı geliyor sonra. Tubo uterine geldi. Ve korno uteri. Korpus uteri ve serviks uterisi. Zaten ellediğimde çok sert bir yapı. Şu portio vaginalis. Bakın daha farklı görülüyor burada. Portio vaginalisi. Plica longitudinalis tarzda. Bunun da kas katmanı. Sınırını ne veriyordu bize? Ostium uteri internum ile ostium uteri externum arasındaki yere de servis uteri diyoruz. Bu gebelikte hormonların etkisiyle daha kapanan bir yapısı vardı. Rektal palpasyonda da bu servis uteriyi zaten daha çok anlayabiliyorsunuz. Sertliğinden dolayı. Bu da bittikten sonra, serviks de bittikten sonra nereye geleceğiz? Vajinaya geleceğiz. Şöyle açalım. Şurada da bir bakayım önce. Portio vaginalis. Yanlarındaki çıkmazlara, şunlara. Hemen gösterelim. Fornix vajina diyoruz. Sonra buradan sonraki artık kısım ne? Vajina. Vajina iki kısımdan oluşuyor. Bir vajina, bir de vestibulum vajina diye geçiyor. Vajina da rugae vajina diyoruz şu kıvrımlara. Rugae vajina adı veriliyor. Buradan sonra devam edene vestibulum vajina diyeceğiz. Bu şu tam şu ikisinin sınırında bir himen dediğimiz bir zar var. Bu tayda, lamada ve gergedanda bulunan bir zar. Buradan sonraki kısma da
vestibülum vajina diyoruz. Vestibülum vajinada önemli bir delik görüyoruz. Artık burada idrarın çıkış deliği. Bakın çünkü şu önemli bir delik. Ostium uretra externa diyoruz. Üretranın açıldığı delik. Burada başka bazı bezler göreceğiz. Bu bezler glandula vestibularis diyor. Zaten bu vestibulum vajinaydı. Burada olan bezler de nedir o zaman? Glandula vestibularis minoris, majoris. Minor çoğu hayvanda var. Majoris ise sığır, kedi ve koyunda mevcut. Çiftleşmede kayganlaşmayı sağlıyor bu. Buradan sonra devam eden kısım artık bizim partes genitalia feminina internamız bitti. Buradan sonraki kısım artık externaya geçmiş oluyoruz. Externada da neyi göreceğiz biz? Vulvayı. Vulva iki dudaktan oluşmuş şekilde labium vulva diyoruz. Aradakine de rima diyoruz. Bunları birazdan gösteririz. Onunla geçmeden önce bir daha kısa bir tekrar edeyim. Ovaryumu gördünüz ruminantta. Kornuteriler. Ha bir de şöyle bir durum da var. Bazı hayvanlarda uterus dubleks, vajina dubleks. Bazılarında uterus dubleks, vajina simpleks. Yani bu ne demek? Uterus dubleks iki tane uterusu var. Vajina dubleks iki tane vajinası var. Bunlar kimde? Kanguru ve marsupilam diye bir hayvan türü varmış. Onlar da bu şekilde. Ama uterus dubleks çift uterus fakat vajina simpleks olan da tavşanda var. Tavşanda da bu şekilde bir oluşum var. Tavşan zaten çok böyle gebe kalıyor. Mesela 10 gün sonra bir daha çiftleştirirse bir daha gebe kalabiliyor. Bu da bu özellikten dolayı uterus dubleks vajina simpleks diyoruz. Buna da. Şimdi karnivorun kadavrasına bir bakalım. Geldik gene ovaryumları gördük. Karnivorda böbreğin kaudalinde 3. 4. lumbar vertebranın alt hizasında bulunuyordu. Şurası tuba uterina. Tuba uterina neydi? Yumurta kanalı. Buradan sonra nereye geldik? Korn uteri. Şurası korpus uteri ve daha derini serviks uteri şeklinde devam edecek. Bu şekilde partes genitalia feminina interna bitmiş oldu. Arkadaşlar bir de şöyle bir detaydan bahsedelim. Ruminantta özellikle suni tohumlamada ne yapıyoruz? Rektal muayene yapıyoruz değil mi? Bu rektal muayenede şu işte gördüğünüz rektum. Altta neyi göreceğiz zaten? Genital organları göreceğiz. Şimdi rektumdan elinizi soktuğunuzda neyi hissedeceksiniz? Aşağıda sert bir yapı. Serviks. Tam şurası serviks uteri diyoruz. İki tarafına da canalis servicis uteri deniyor zaten. Bunu görmüştük. Diğer elinizde boşta kalın. Elinizde de ne var? Payet var artık. Bunun içinde de ne var? Zaten sperm var. Onu da vajinadan çubuk gibi bir şey o. Onu da vajinadan sokarak ilerliyorsunuz ve servikse doğru ilerliyorsunuz. Bunu serviksi geçip daha ilerisine koymanız lazım spermi ki gebelik gerçekleşsin. Şimdi şurada şöyle bir hata yapılıyor. Serviksi gördük, açtık. Şu gördüğünüz göstereceğim şimdi çıkıntılı yer ne? Porsio vajina. Burayı da geçmeniz lazım. Bu böyle bir delik oluşturuyor zaten. Canalis servis istiyoruz. Buradan çubuğu sokmanız, spermi ileriye koymanız lazım. Ama şurada takılırken işte o çubuk dediğimiz geliyor buralara takılıyor ve bunlara ne demiştik? Fornix vajina demiştik. Bu fornix vajinaya takıldığı için yanlış bir yapıya takıldığından burada siz sperm bırakmış oluyorsunuz ve döllenme gerçekleşmiyor doğal olarak. O yüzden ne yapacağız? Eğer fazla takılma hissediyorsanız biraz daha geri çekip doğru yeri bulmaya çalışacaksınız. Tabi bunlar nasıl? Hep bunlar tecrübeye dayalı. Ne kadar çok suni tohumlama yaparsanız görürsünüz, rektal muayene ederseniz o kadar da bu organların yerine konumuna da hakim olmuş olursunuz. Şimdi bir de bu partes genitalia feminina internamız bitti. Externaya bakalım çok kısaca. Externamıza. Şimdi geldik şöyle. Karnivora. Karnivorda ne göreceğiz? Partes genitalia externada biz ne var dedik? Vulva var dedik değil mi? Vulva ne? Şu dıştan gördüğünüz yapı şu kısım vulva. Bakın iki dudaktan oluşmuş. Labium vulva diyoruz buna. Diğer adı pudentum femineum diye de geçiyor vulvanın. Bu ikisinin arasındakini açıklayan ne diyeceğiz? Rima diyeceğiz. Rima vulva ismi vereceğiz.
Bu hayvan türlerine göre şekli değişiyor. Şu an bu karnivor. Ama ruminant da ters damla şeklinde. Bunun fotoğraflarını da hocamız gösterdi derste. Ters damla şeklinde. Ekride'de ise normal damla şeklinde vulvayı görüyoruz. Daha iç kısmında neyi göreceğiz zaten? Klitoris. Bu da partes genitalia feminina externum içerisindeydi. Burada bir de neyi de görüyoruz bu partes genitalia feminina externum'da? Üretra feminina dediğimiz. Artık burada idrarın da açıldığı yeri de burada görmüş olacağız. Arkadaşlar bir de şöyle bir şeylerden bahsedelim. Bu da gebelik şekillendikten sonra şu bir uterus. Artık ne oluyor? Plasenta uterusa bağlantı kuruyor. Nelerle bağlantı kuruyor? Bu karunkulalarla. Annedekine karunkula diyoruz. Yavruda plasentadakine ise kotiledon diyoruz. Bu karunkulaları düğme gibi düşünün. Şöyle düğme gibi düşünün. Bakın bu daha büyük bir hayvan. Bunu düğme olarak söylerseniz kotiledonu da böyle ilik gibi düşünün. O da plasentada. Eğer bulursak ondan da gösteririm. Bu ikisi birbirine bağlantı kuruyordu. Ve doğumdan sonra bu plasentanın da yavrudan sonra ayrılması gerekiyor. Bazen yavrudan ya da yavrudan sonra belli bir süre içinde plasentanın ayrılması gerekiyor. Eğer plasenta ayrılmazsa, yani bu düğme ilik olayı çözülmezse retensio secundinarium oluşuyor ve burada kokuşma meydana geliyor. Bu da bir büyük bir sıkıntı. O zaman da ne oluyor? Elle müdahale gerekiyor ve bu düğmelerden ilikler çözülmesi gerekiyor. Bunu da tek tek hayvan türüne göre de bu karunkulaların sayısı değişmekte. Şekil olarak da bakın büyük hayvanda daha farklı. Bu küçükte daha farklı olarak görünüyor. Bundan da bahsetmek istedik. Hani görürseniz eğer böyle bir uterus karşınıza çıkarsa bu gebelik geçirmiş bir uterus anlamına geliyor. Sonra bunlar involü oluyor tabii. Gebelik bittikten sonra bunlar ne oluyor? Küçülüyor ve uterus eski halini belli bir süre sonra alıyor.